Yaman, 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 y
selam divriyeme, cümleniz sefa geldiniz. Buradan selam divriyeme, cümleniz sefa geldiniz. Pilav bizim kültürümüz, el emeği ürünümüz. Divriyeli her biriniz, cümleniz sefa geldiniz. Divriyeli her biriniz, cümleniz sefa geldiniz. Dostlar siz sefa geldiniz. Konya'da bir hemşeri var. Arkadaşlar bugün Sivas Divri yemeğine katıldım. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyiz? Tabii, benim ismim İbrahim. İbrahim Bey, Konyalıydınız. Evet. Çünkü orada Konyalı dediniz de biraz evvel akrabanız hayır o Konyalı değil dedi. O yeni genç olanlar bilmiyorlar. Bizim zamanımızda Konya'ya bağlı olan geniş bir alan vardı. Biz o zamandan beri Konyalıyız deriz soranlara. Biz eskilerde genellikle böyle Aksaray ili olduktan sonra yavaş yavaş alışıyoruz. Bugün Sivas Divri yemeği var. Nasıl buldunuz pilavı? Ben ilk defa geliyorum böyle bir yere. Önemli olan buradaki güzel insanların sıcaklığı, dostluğu. Böyle sıcaklığı tüm ülkede istiyorum ben. Sadece burada değil. Peki siz hiç kan bağışında bulundunuz mu? Hayır. Neden bu duyarsızlık? Böyle bir tesadüf denk gelmedi. Ya illaki bir hastamız mı olmalı kan bağışı yaparken? Hayır hayır. Ben sadece kan bağışı değil, insanların bütün vücudunun öldükten sonra başka insanlara bağışlanmasından taraftayım. Organ bağışı. Evet. Kan bağışı çok yüzlü bir şeydir. Elbette güzeldir ama önemli olan toprakta çürüme yerine başka insanlara armağan etmek en güzeli. Oldu, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, başarılar dilerim. Şu anda sevgili sanatçı Veys arkadaşımız sahneyi terk ediyor. İzleyiciler gördüğünüz gibi konuklar da alkışlıyor. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir misin? Ben Nevruz Güngör. Nereliyiz Nevruz Hanım? Ben Divri'nin Tekke köyündenim. Evet. Bugün de burada pilav günü tanıtımı, bugün bir pilav tanıtımı vardı. Evet. Nasıldı pilavın tadı? Tadı çok güzeldi pilavın tadı, evet. Kendi yörelerimizin şey olduğu için çok güzeldi, alışkınlık biz onlara. Evet. Yani seviyoruz. Evet. Peki yengeciğim, benim bir sorum var, sağlıkla ilgili bir sorum var. Evet. Buradaki insanlara da soruyorum da, siz hiç hayatınızda kan bağışında bulundunuz mu?
yok buluşmadım. Neden? Niye bu duyarsızlık? Ne bileyim işte ne, dediğin gibi duyarsızlık herhalde. İlla ki bir hastamız mı olmalı evet, ki yani verelim değil vallahi. Mi? Doğru vallahi doğru. Haklısın. Organ bağışında bulunacak mısınız? Vallahi düşünmedim ben şimdiye kadar bilmiyorum ben. Niye? Bir şey diyemeyeceğim ne bileyim ben. Ama bakınız dünyaya hiçbirimiz de kazık çakmayacağız. Hepimiz bir gün gideceğiz değil mi? Evet. Toprak olacağız. Ama eğer bu can bir parçası birine hayat veriyorsa o hayat devam etmeli değil mi? Tabii. Zaten ölüyorsun. Hiç olmazsa başka bir insanları kurtarmak için çok güzel bir şey ama işte herkes de cesaret edemiyor yani buna. Ne yapayım? Zaten gidiyorsun yani. Yok kendini ama çoluk çocuğuna biraz zor oluyor yani. Allah korusun gençlere öyle bir şey olsa yani kestirme, parçalamak biraz insanın ağırına geliyor. Şöyle söyleyelim. Allah öyle bir şey hiçbirimize açalım. Kendi çocuğumuz gerçekten bir böbreğe ihtiyacı var ise ve ölmüş bir insandan veriyorsa bu sevindirici değil mi? Tabii. Ben de beklerim öyle bir şey tabii. Çok güzel bir şey aslında yapabilsek de öyle bir şeye yani. O zaman duyarlı olalım. Duyarlı biraz. Olalım biraz. Doğru haklısın. Oldu çok teşekkürler. Çok güzel, şey. Çok güzel haklısınız. Devam ediyoruz Divrik Gecesi'nde. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyim? Ben Pakize Yeşilyurt, Zaralıyım. Sivas'ın Zara kazasından. Divrik'in bir pilav tanıtımındasınız. Nasıl buldunuz pilavı? Vallahi önü Divriklilere sormak lazım. Siz yemediniz mi pilavı? Yedim. Nasıl, güzel? Kendim yaptım özellikle. Siz mi yaptınız? Ha, anladım. Onun için Divriklilere sormalı. Ben de Divriklilere sordum. Ama bir şey söyleyeyim mi yenge? Ben kendim Dersimliyim. İnanın bizden çalmışsınız. Yok. Bizim oranın aynı. Hayır. Bu Divri pilavı Sivas'a ait. Yok, ben diyorum Dersim'de. Bilmiyorum orasını fazla karıştırırsan. Bilmiyorum artık. Peki. Sağlıkla ilgili iki sorum var. Siz hiç hayatınızda kan bağışında bulundunuz mu? Bulunmadım. Hayır. Çünkü neden? Duyarsızlık değil mi? Evet. İlla ki bir hastamız olacak, ondan sonra yapacağız. Evet. Bizler de hep böyle. Neden? Bilmiyorum yani. Adet etmemişiz galiba. Peki organ bağışı yapıyor muyuz? Yapmayı düşünüyorum ama şimdi daha yapmadım. Evet. Düşünceye kaldıysak. Düşünüyorum. Organ bağışı yapmayı düşünüyorum. Herhalde siz bu dünyaya kazık çakacaksınız öyle mi? Yok canım. Kim çaktı kazığı da ben çakacağım. O zaman bağışlayalım. Bilmiyorum. Düşünmem lazım. Evet. Kim çaktı ki? Herkes de bu dünyayı terk etti. Sultan Süleyman bile çakamadı değil mi? Öyle. Onun için bir hayatı yaşatacağız ama biz toplamadık. Tabii. Güzel bir şey aslında ama bilmiyorum, daha düşünmem lazım. Duyarlı olun diyoruz. Güzel düşüneceksin. Duyarlı şeye neden düşünüyorsun? Ne bileyim. Bilmiyorum. Hayatı çok seviyorsunuz. Hayatı kim sevmez? Yaşamak güzel. Mutlaka da ama gittiğiniz zaman ne yapacağız? Ne yapacağım? Gideceğim herhalde. Biraz duyarlılık olalım yani çünkü kimin ne zaman yaşayacağı belli değil. Kimin ne zaman ne geleceği bilinmez. Onun için duyarlı olmak her zaman iyi. Tabii ki. Biz, mutlaka. Bence o bir duyarlı insan sizin hayatınızı da kurtarabilir. Tabii ki, buradan eve gideceğimiz garanti değil. Çok teşekkürler. Bir şey değil. Ben teşekkür ederim. Evet, keyifler çakır görüyorsunuz. Halkımız eğleniyor gerçekten. Efendim, merhabalar. Merhaba. Eğlenceye geldiniz bugün. Burada Sivas Divri yemeği tanıtımı. Divrikli misin? Divriyim. Tanıyabilir miyiz? Ben Neşe Koç. Divriyliyim. Evet. Nasıl buldunuz bugünkü pilavı? Çok güzel. Bu sene ikinci senemiz. İlk defa gelmiyoruz. Biliyor musun kim yaptı? Rıza Aslan Doğan galiba. Evet. Sadık Bey. Kimler yaptı? Eğer bilirseniz 500 euro kazanacaksınız dermişim. Yanımızdaki bayan yaptı. Memnun oldum. Peki ben sağlıkla ilgili size soru da sormak istiyorum. Hiç hayatınızda kan bağışında bulundunuz mu? Hayır. Neden? Düşünmedim hiç, bilmiyorum. Veya da duyarsız kaldım. Bilemiyorum neden. Duyarlı olmak güzel bir şey ama. Tabii ki güzel bir şey.
Oğlum kan aşında bulundu ama ben daha bulunmadım. Mutlaka siz de bir gün yanadım. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Rica ederim.